Sodümer Başkanı Profesör Doktor Levent Ararslan'ın Gençlerle Buluşuyor programına kazanan öğrencilerin başarılarının arka yüzünü sorduk. Başarılı olmak için neler yapıyorsun? Aslında çok çözmekten çok düzenli çözüyorum. Hani aslında 200 soru çözenler, 500 soru çözenlerden hiçbir zaman olmadım. 50 soru çözdüğüm günler bile oluyor ama her gün soru kitabını açmak hani benim daha önemli bana kalırsa, çok çalışmaktan çok. Ders çalışırken nelere dikkat ediyorsun? Hani dikkat dağıtacak şeyleri ortadan kaldırmaya çalışıyorum çünkü dikkatimin dağılması gerçekten çok kolay oluyor benim. Ve hani odaklanmama yardımcı olacak şeyleri yanıma koymaya çalışıyorum. Peki velilerin ve öğretmenlerin sana destek oluyorlar mı? Velilerim de öğretmenlerim de gerçekten o konuda çok şanslıyım. Velilerim olsun, annem mesela ne kadar geç çalışsam çalışayım yanında oturur. Babam her zaman benimle ilgilidir. Öğretmenlerim de her zaman benimle yakından ilgilenir. Bu yüzden onlara hani onların bende hakları çok büyük. Peki başarı senin için ne demek? Başarı benim için hani bir yerde aslında başarı her şey. Başarı parayı getirir. Hani başarı her şey bir yanda başarıya bakıyor aslında. Ders çalışırken nelere dikkat ediyorsun? Ders çalışırken ortamın düzenli olmasına, sorularımı çözerkenki düzenime dikkat ediyorum. Onun dışında saatleri, tabii ki saatleri önemli. Çok geç saatlerde çözünce çünkü kafamı toplayamıyorum ve odaklanamıyorum sorulara. Başarılı olmak için neler yapıyorsun? Düzenli olarak soru çözmek. Onun dışında soru çözerken aynı zamanda sosyal hayatıma da önem vermeye çalışıyorum. Böyle. Peki başarı senin için ne demek? Başarı benim için hayat felsefesi ya. Yani başarılı olduğun zaman zaten mutluluk, huzur gerisi geliyor. Peki öğretmenlerin ve velilerin sana destekçi oluyorlar mı? Tabii. Sınavlardan kötü aldığım zaman annem babam bana şey yapıyor, destek çıkıyorlar. Kötü geldiği zaman bir şey olmaz, sıkıntı çıkmaz falan diye. Bir dahakine çözersin diyorlar. Öğretmenlerimiz ödüllendiriyor bizi. Ekstra kitap veriyorlar. Böyle. Ders çalışırken nelere dikkat ediyorsun? Ders çalışırken yani bir anda oturup yani tek bir konudan çözmek yerine mesela işlediğimiz konulardan birer test çözüyorum. Ve aynı zamanda ders çalışırken motivasyonumu korumak için mesela ders çalıştığım yerlere veya sürekli baktığım yerlere hedefimi yazıyorum. Mesela hangi liseye gitmek istiyorsam. Yani böyle. Başarılı olmak için neler yapıyorsun? Başarılı olmak için düzenli çalışmaya dikkat ediyorum. Ve ders çalışırken yani dikkat çözüyorum. Böyle. Peki öğretmenlerin, velilerin sana destekçi oluyorlar mı? Öğretmenim çok destekçi oluyor. Tüm öğretmenlerim destekçi oluyor. Özellikle Ahmet hocam bana çok yardımcı oluyor. Her zaman benim yanımda oluyor. Velilerimle görüşüyor. Evet böyle. Peki başarı senin için ne demek? Başarı insanların yani emek vererek, çalışarak kazandığı bir şey bence. Yani emek olmadan yemek olmaz. İstikrarlı olmaya dikkat ediyorum. Yani bir gün çok soru çözüp bir gün hiç soru çözmemek yerine her gün soru çözmek yani öyle. Başarılı olmak için neler yapıyorsun? Yani başarılı olmak için çalışıyorum. Yani motivasyonumu kaybetmemek için sürekli hedefimi aklıma getiriyorum. Eksik olduğum konulara daha çok ağırlık veriyorum. Özellikle sınavın belirleyici derslerine çalışıyorum. Matematik, Türkçe fen. Öyle. Velilerim ve öğretmenlerim sana destekçi oluyorlar mı? Oluyorlarsa ne yapıyorlar? Çok destek oluyorlar. Çalışma programımı falan belirliyorlar. Okul hocalarım, ondan sonra özel ders hocalarım, ailem. Hepsi çok bu konuda bana çok destek oluyorlar. Peki başarı senin için ne demek? Başarı benim için hedeflerimi gerçekleştirmek. Bir konu üzerine çalışıp istediğim şeyi almak. Ders çalışırken nelere dikkat ediyorsun? Ders çalışırken ilk önce mesela ders çalışma ortamında her şey düzenli olması gerekiyor. Karşımda ya da dikkatimi dağıtacak nesnelerin olmaması gerekiyor. Ses çok fazla hoşuma gitmiyor şahsen. Daha sonra ben ders çalışmada ailenin faktörünün çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ev düzeni vesaire konularda anne ve babanın daha çok programlamanın ailede çok büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. Başarılı olmak için neler yapıyorsun? Başarılı olmak için planlı ve düzenli çalışmak gerekiyor. Ben ilk önce saat 5'te kalkmayı dedim. Fakat insanın da kendisine göre ayarlaması gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Saat 5 bana uygun değilmiş mesela. Bunu deneyerek öğreniyor ama insanların da tecrübelerinden yararlanmak gerekiyor. Bu konuda öğretmenlerimiz ve ailemizden destek almamız gerekiyor. Peki velileriniz ve aileniz size destekçi oluyorlar mı? Evet, gerektiğinden fazla destekçi oluyorlar. Ben hatta ders çalışmanın yanında bir gitar, keman çalıyorum. Bunun yanında tekvando yapıyorum. Birçok alanda lisansım var hatta. Bunun da önemli olduğunu, psikolojik olarak destekli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da ailede çok büyük düzen gerektiriyor ve ailenin bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerin de bu konuda çok güzel destek verdiğini düşünüyorum. Peki başarı senin için ne demek? Başarı benim için benim istediğim yerde olmam gerektiği demek. İnsan istediği yerde olunca çok mutlu oluyor ve başarı bence bunu gerektiriyor. Ya mesela birisinin hedefi Afyon Lisesi ise onun için başarı Afyon Lisesi'dir. Fakat birisinin hedefi daha büyükse onun için başarı olduğu yer, yani olacağı yerdir. Ben başarının koyduğumuzun hedefinin gerçekleşmesine bağlıyorum. Bu kalıcı başarı olması gerekiyor. Yani dalgalanma başarı olunca mutlu olmuyor insan. Ders çalışırken nelere dikkat ediyorsun? Ortamın sessiz olması, 45 dakikalık çalışıp 5 dakikalık molalarla böyle rahat bir şekilde verim alabileceğim bir şekilde bir ortam olması ders çalışırken işime yarıyor yani. Başarılı olmak için neler yapıyorsun? Günde yani kendimi zorlamadan böyle 3-4 saatlik dersler çalışarak, soru çözerek, konu tekrarları yaparak hedefime ilerlemeye çalışıyorum. Peki velilerin ve öğretmenlerin sana destekçi oluyorlar mı? Evet, özellikle okulumuzdaki fen ve sosyal bilimler öğretmenleri bana çok destek oluyorlar. Velilerim de yine öyle, her zaman bana destek olurlar. Mesela kitap ihtiyacı olduğunda direkt alırlar. Başarı senin için ne demek? Başarı benim için amaçlarıma ulaşmak demektir. Eğer bir yere ulaştıysam fakat bu amacım değilse bu benim için başarı değildir. Başarılı olmak için neler yapıyorsun? Başarılı olmak için belirli bir program dahilinde çalışıyorum ve o programı mümkün olduğunca her gün rutin olarak devam ettirmeye özen gösteriyorum. Peki ders çalışırken nelere dikkat ediyorsun? Ders çalışırken yine dediğim gibi belirli bir rutine bağlı kalmaya çalışıyorum mümkün olduğunca ve mümkün olduğunca elimden geldiğince programı yoğun tutmaya çalışıyorum. Peki velilerin ve öğretmenlerin sana destekçi oluyorlar mı? Elbette son derece destek oluyorlar velilerim ve öğretmenlerim de. Peki neler yapıyorlar? Neler yapıyorlar? Öğretmenlerime anlamadığım konuları ve çözemediğim soruları soruyorum. Velilerim istediğim kitapları alıyorlar. O şekilde. Başarı senin için ne demek? Başarı benim için hedeflediğim şeylere ulaşmak demek. Yani aslında sadece matematik sevdiğim için matematik çözüyorum. Bir de ekstradan paragraf çözünce benim için yetiyor. Fazla bir şey yapmam gerekiyor. Başarılı olmak için neler yapıyorsun? Yani sınavda kendime göre metotlarım var. Öncelikle ne Türkçeden ne de matematikten başlıyorum. Kendime göre metotlarım var. Soru sayısına göre değişiyor bu. Öyle yapınca da başarılı olduğuma inanıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Öğretmenlerin, velilerin sana destekçi oluyorlar mı? Oluyorlar. Özellikle öğretmenlerin, başta Sodümer hocam olmak üzere. Hepsi bana destek oluyorlar. Ailem de destek oluyor elinden geldiği sürece. Peki neler yapıyorlar? Dershaneye gidiyorum. Onun dışında kendi kendine motivasyon ediyorlar. Bazen ödüllendiriyorlar yaptığınız zaman. Aynı şekilde milletimiz de bizi ödüllendiriyor bu şekilde. Peki başarı senin için ne demek? Yaptığım şeyin emeği karşılığı demek. Çalıştığım şeyin karşılığını burada görüyorum. Mutlu da oluyorum.